Selamünaleyküm arkadaşlarım. Kur'an-ı Kerim'de 35. sayfaya geldik. Hadi gelin buradan bir miktar tecvid çözelim. Bismillahirrahmanirrahim. La derken meti tabi bir elif miktarı uzatıyoruz. Yu'ahizükümullahü. E derken meti tabi bir elif miktarı uzattık. Hı harfini boğaza hırıltılı bir şekilde çıkarıyoruz. Hua. Hı, ho, bu şekilde zel harfi peltek okunur. Lafzatullah'taki lam kalın okunur. Çünkü kendinden önceki harfin harekesi üstün olduğu için lamda şedde var idgam hissendir. Üzerinde çeker geldiği için de metti tabi bir elif miktarı uzatıyoruz. La yu'ahizukumullahu billavvi. Lamda şedde var idgam hissendir. Billavi fi eymenikum. Burada harfi metten ye var. Sebebi metten de uzun hemze gelmiştir. İkisi ayrı kelimelerde olduğu için mette munfasıldır ve f harfini 4 elif miktarı uzatıyoruz. Mette munfasılın metti yani uzatılması caizdir. Fi eymenikum. Me derken meti tabi bir elif miktarı uzattık. Eymenikum velakin. Cezimli mimden sonra vav geldi. Mimin isarıdır. Yani mim açıkça okunur. Velakin. La derken üzerinde asar yani çeker geldi. Meti tabi bir elif miktarı uzatılır. Vav harfinde de dudaklarımızı öne doğru toplayıp o şekilde okuyoruz. Velakin cezimli nundan sonra ye geldi. Tecvid kuralımız idgam mazgu nedir? Yani nunu okumuyoruz. Kefi ye'yi tutturup ye'yi iki kere okuyoruz. Velakin ahizukum. İdgam mazgu harfleri 4 tanedir. Bunu kodlamıştık. Yemnu yani ye, mim, nun ve vav harfleridir. E derken meti tabi bir elif miktarı uzattık. H harfini boğazdan hırıltılı bir şekilde çıkarıyoruz. Ha, hı, ho. Zen harfi de peltek okunur. Velakin cezimli mimden sonra B geldi. Tecvid kuralımız İhfa-i şefevi yani dudak ifasıdır. Bir miktar tutup o şekilde geçiyoruz. M derken de meti tabi bir elif miktarı uzatıyoruz. Yu'ahizukum bimâ kesebet. Sin harfi ince ve keskin bir harftir. Kesebet. Ulubukum. Tı durağı var. Duruyoruz. Kaf harfi kalın bir harf. O, I, U bu şekilde çıkar. Aynı zamanda metri tabi bir elif miktarda uzattık. Ulubukum ve Allahü. Lafzatullah'taki lam kalın okunur. Çünkü kendinden önceki harfin harekesi üstün olduğu için. Lamda şedde var idgam nisleğindir. Üzerinde çeker geldiği için de metri tabi bir elif miktarı uzatıyoruz. Ve Allahü. Gafurun. Gıyın harfi kalın bir harftir. Ga, gı, bu şekilde çıkar. Fü derken meti tabi bir elif miktarı uzatıyoruz. Ra hükmü ra. Harekesi ötre olduğu için kalın okunur. Ru bu şekilde. Gafurun halim. Durak var. O yüzden son harfimizde cezim varmış gibi duruyoruz. İki ötreden sonra yani tenvinden sonra ha harfi geldi. Tecvid kuralımız ishardır. İshar açık bir şekilde okumak demek. İsharın harfleri 6 tanedir. Bunlar ha, hı, ayın, gayın, he ve hemzedir. Gafurun halim şeklinde okuruz. Ha harfinde nefesi ağzımızdan akıtıyoruz. Ha, hi, ho. Burada harfi metten ye var. Sebebi metten de sukun arız gelmiştir.
Mette arızdır ve dört elif miktarı uzatılarak okunur. Halim şeklinde arkadaşlar.